Merhabalar gençlerim. TYT sınavından çıktınız biliyorum. Belki çok iyi yaptınız, belki istediğinizi yapamadınız. Bu hiç önemli değil. Çünkü esas sınav AYT'dir gençlerim. Maç son düdük çalana kadar asla bitmez. Kendinizi çok kötü ya da çok iyi hissedebilirsiniz. Bilemiyorum şu anda ne hissettiğinizi sizi görmediğim ve tanımadığım için. Ama ne olursa olsun bu videoyu açacak kadar enerjiniz varsa eminim bu video size çok iyi gelecektir. Hem çok güzel bir tekrar videosu olacak AYT için yarına çok daha bomba bir şekilde girmenizi sağlayacaktır. O yüzden lütfen TYT'yi bir an önce düşünmeyi bırakıp işinize odaklanın. Unutmayın esas sınav AYT'dir ve AYT'de mutlaka emeğinizin karşılığını verir. TYT ne yazık ki tatmin etmeyen bir sınavdır. Ben derece yapan öğrencilerde bile ya hocam biraz daha vaktim olsa daha iyi yapardım dediklerini duydum. O yüzden TYT tatmin etmeyen bir sınavdır ama AYT emeğinizin hakkını verir. Lütfen videoyu güzelce izleyin, güzelce bir tekrarınızı yapın. Düşüncelerinizi toparlayın, kafanızı toparlayın ve yarına bir an önce hazırlanmaya çalışın. Şimdi birinci soruda bize üslü bir denklem verilmiş ve x kaçtır diye soruluyor. Bir kere şıklardan gidip x'i yerine yazıp sağlıyor mu sağlamıyor mu diye kontrol edip soruyu yapabilirsiniz. Bu ne kadar da üstü bir denklem gibi gözükse de aslında bir çarpanları ayırma sorusu. Ve çarpanları ayırmada bu şekilde üstü ifadeler görürseniz değişken değiştirmeniz gerekir. Ben burada 2 üzeri x'e a diyorum, 3 üzeri x'e de b diyorum ve soruyu baştan yazıyorum. 2 üzeri x a, 3 üzeri x b yani a artı b oldu yukarısı. Şimdi bunlar 1 bölü 2 üzeri x ve 1 bölü 3 üzeri x'tir. Dolayısıyla 1 bölü a, 1 bölü b oldu aşağısı eşittir. Şimdi bunu bu tarafta bir açalım önce. 6 üzeri 2x artı 1 nedir? 1'i dışarı atıyorum. 6 üzeri 2x çarpı 6'dır. Bu 6 üzeri x'te de x'i içeri alıyorum. Üssü 2 diyorum. 6 üzeri x de 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye ayrılabilir. E bu a'ydı, bu da b'ydi. Demek ki sağ tarafta a çarpı b'nin karesi çarpı 6'ymış. Tamam hemen burada bir payda eşitliyorum. a artı b bölü b artı a bölü ab yaptı eşittir AB'nin karesi çarpı 6 yaptı. Bunu ters çevirip çarpıyorum. A artı B çarpı AB bölü B artı A oldu. Eşittir AB'nin karesi çarpı 6 oldu. Gördüğünüz gibi burada bunlar sadeleşti. Hatta buradaki AB ile buradan bir tane AB gider. Burada 1 kalır. Ne kaldı elimde? 1 eşittir AB çarpı 6 kaldı. Demek ki A çarpı B 1 bölü 6'ymış. Şimdi değişkenlerimi tekrar yerine yazıyorum. A yerine 2 üzeri x, B yerine 3 üzeri x yazıyorum. 1 bölü 6 eşittir 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Burası 6 üzeri eksi 1 oldu. Bu da 6 üzeri x'tir. Demek ki x neymiş? Eksi 1'miş. Geçtik ikinci soruya. x bir tam sayı olmak üzere burada bize iki tane eşitsizlik verilmiş ve x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. İlk eşitsizlikte iki tarafta pozitif olduğu için iki tarafın da karesini alabilirim. Buradan x küçüktür. Birincinin karesi 5. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 35 olur. Artı ikincinin karesi 7 olur. x 12 artı 2 kök 35'ten küçük bir sayıdır. Kök 36 6 olduğu için kök 35 de 6'dan birazcık küçük bir sayıdır. O zaman x 12 artı 2 ile de bunu çarparsam 12'den küçük bir sayı yapar. O zaman x 24'ten küçük bir sayı diyebilirim. İkinci eşitsizlikte kök 4 zaten 2'dir. Kök 3'ün de yaklaşık değeri 1,7'dir. Ve bu yaklaşık değeri şöyle bulabilirsiniz. Mesela kök 3'ün yaklaşık değerini mi arıyorsunuz? Yanına 2 tane 0 atıp karesi 300'e yakın sayıyı düşünürsünüz. 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324 olduğu için gördüğünüz gibi 324, 300'ü geçiyor. Karesi 300'e yakın en büyük sayı 17'dir. O zaman kök 3 eşittir. 17 yazarsınız, virgül de ortaya atarsınız. Bu şekilde herhangi bir köklü sayının yaklaşık değerini bulabilirsiniz. O zaman soruya geri dönelim. 2 ile de 1,7'yi topladığım zaman x'in 3,7'den büyük olduğunu buldum. E buradan da 24'ten küçük olduğunu bulmuştum. O zaman x 4, 5, 6 en son 23 değerini alabilir. Sakın da bunları saymayın. Buradaki terim sayısını bulmak için büyükten küçük çıkarıp 1 ekleyin. O zaman x'in alabileceği 20 farklı değer vardır. Geçtik üçüncü soruya. Burada bize iki tane denklem verilmiş ve buradaki ifadenin z türünden eşit işte soruluyor. Şimdi bu soruya iki çözüm yapacağım. Bir normal çözümünü yapacağım bir de alternatif çözüm yapacağım. Şimdi normal çözüm yaparken tabii ki biraz deneme yanılma yapmanız lazım gençlerim. Hani bu nereden geldi demeyin. Oldu mu? En başta söylüyorum. Şimdi şunları z parantezine almakla başlıyorum. z parantezinde x eksi y eşittir 2. z'yi karşıya atıyorum. x eksi y eşittir 2 bölü z oldu. Burayı da z parantezine aldığım zaman x kare artı y kare geliyor ya. Benim bir şekilde x kare artı y kareyi bulmam lazım. Onu da nereden bulacağım? Tabii ki burada bir kare alma işlemi yaparak bulacağım. Başlıyorum açmaya. x kare eksi 2xy artı y kare 4 bölü z kareymiş. Şimdi burada x y çarpanı geldiği için buradan da x çekeceğim. x eksi 2 bölü z'dir. Gidip bunu yerine yazacağım. x kare bu 2 eksi 1 birbirini artılayacak. Artı 4 bölü z olacaktır. Artı y kare eşittir 4 bölü z kare yaptı. 4 bölü z'yi de karşıya atarsam x kare artı y kare eşittir 4 bölü z kare eksi 4 bölü z geldi. Gidip soruda bunu yerine yazacağım. z çarpı 4 bölü z kare eksi 4 bölü z bölü z eksi 1 geldi. Bu z'yi içeri dağıttığım zaman paydadaki birer z'ler gidecektir. 4 bölü z eksi 4 kalacaktır. Şu yukarıda bir payda eşitleme işlemi yapıyorum. 4 eksi 4 z bölü z. Şimdi altına 1 verip ters çevirip yukarıdaki de çarpıyorum. 1 bölü z eksi 1 oldu. Şurayı 4 parantezine alıyorum. 4 parantezinde 1 eksi z bölü z çarpı z eksi 1 oldu. Şimdi buradaki terimler gördüğünüz gibi yerleri değişmiş. Arada da eksi var. Bunlar yine eşit terimlerdir ama bir diğerinin eksilisidir. Dolayısıyla bunlar da sadeleşir ama bir yerine eksi 1 kalır. O zaman doğru cevap eksi 4 bölü zmiş. Şimdi bu soruya bir de alternatif çözüm yapalım. Hep söylediğim gibi bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa bakın buradaki gibi iki denklem var ama 3 bilinmeyen var x, y, z. Bu şekilde bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazlaysa bunlar bilinmeyen değil birbirine bağlı değişkenlerdir. Yani sayı alıp çözebilirsiniz. Bu yüzden bir tanesini devre dışı bırakmak için mesela y'ye 1 veriyorum. Y'ye 1 verdiğimde şunları silebilirim. Çarpı 1'ler yazılmaz çünkü. Ne kaldı? X'e z, z 2 oldu x z de eksi 2 oldu. Yukarıya bir z parantezini alıyorum. x eksi 1 eşittir 2 oldu. Aşağısı da x z eksi 2 oldu. Bunları taraf tarafa bölersem z'lerden kurtulurum. x eksi 1 bölü x eşittir eksi 1 geldi. İçler dışlardan x eksi 1 eşittir eksi x geldi. 2 x 1 geldi. x de 1 bölü 2 geldi. Tamam bunu da işaretleyelim. Şimdi yerine koyup z'yi bulacağım. 1 bölü 2 çarpı z eksi 2 ise eğer z de eksi 4'tür. Tamam. Şimdi sorulan da bu değişkenleri yerine yazıyorum. x kare x 1 bölü 2 ile hatırlayın 1 bölü 4 olur. z eksi 4 artı y kare 1 yapar. Çarpı z eksi 4 bölü aşağısı z eksi 4'tü eksi 1. Burada şu eksi 4 ile artı 4 sadeleşir. Eksi 1 kalır. Bunları çarparsam da eksi 4 olur. Aşağısı da eksi 5. Yani cevap eksi 5 bölü eksi 5'ten 1'miş. Tamam. Şıklarda da Z gördüğüm yere eksi 4 yazacağım. Yukarıda Z'yi eksi 4 bulmuştum. Hangisi 1'i verirse yalnız diğer şıkların da 1 olmadığından emin olmam gerekiyor. Şimdi eksi 4'ü buraya yazdığın zaman eksi 4 bölü 16 olur. O da eksi 1 bölü 4'tür. Tamam. Demek ki adını değilmiş cevap. Buraya eksi 4'ü yazdığınız zaman eksi 16 olur. Ben hatırlayın bir cevabını arıyorum. O zaman bu da değilmiş. Şimdi buraya eksi 4 yazdığın zaman gördüğünüz gibi eksiler birbirini götürür. 1 bir gelir. Ama denemeye devam edelim. 1 sadece bir şıkta olmalı. Diğer şıkların 1 çıkmadığına emin olmanız lazım. Eğer diğer şıklardan biri de 1 bir gelirse şurada aldığınız y değerini değiştirip tekrar çözmeniz gerekir soruyu. Peki z yerine eksi 4 koymaya devam. Eksi 4'ün karesi 16. 16 kere 2 32 yaptı. Demek ki cevap Denizli'de değilmiş. Buraya eksi 4'ü koyduğum zaman da bu da eksi 2 geliyor. Demek ki cevap Edirne'de değilmiş. Gönül rahatıyla C'yi işaretleyip yolunuza devam edebilirsiniz. Geçtik dördüncü soruya. Ünlü matematikçi Harizmi, ikinci dereceden bir denklemin çözümü için bulduğu bir yöntemde bir kenar uzunluğu x birim olan karenin her iki kenarını 5 birim uzatarak oluşturduğu en büyük karenin alanını 40 birim kareye tamamlamaktadır. Buradan tam kare bir denklem elde ederek Harizmi çözümü bulmaktadır. Buna göre Harizmi'nin çözümünü yaptığı denklem aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu büyük karenin alanı 40'mış. Ben bu sorudan bunu anladım. O zaman karenin alanı da x artı 5'in karesidir. Bu da 40 olacaksa bunu açacağız şimdi. x kare artı 10x artı 25 eşittir 40. 25'i de diğer tarafı sallayıp soruyu bitireceğiz. Demek doğru cevap şey almış. Lütfen basit düşünün. Oldu mu? Soruları zorlamayın. Sorunun sizden ne istediğini iyi anlayın ve sadece ona odaklanın. Her yeri bulmayın, her şeyi bulmayın. Geçtik 5. soruya. Bize bir önerme verilmiş ve bu önermenin doğruluk değeri 1'miş. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi her zaman yanlış önermedir diye soruluyor. Yani her zaman 0'a eşittir diye soruluyor. Şimdi burada hemen ise'yi gördüm. Ben ise'yi veya'ya çeviririm her zaman. P ise Q önermesi birinci önermenin değili veya ikinci olarak veya'ya döndürülebilir. O zaman buradaki ise'yi kaldırarak işleme başlıyorum. Bunun değerini aldığım zaman P'nin değerinin değeri kendisi olacaktır. Bu ise V'ye dönecektir. İkincinin aynısını yazdım Q. Ve P her zaman 1'miş. Şimdi ben mantıkta V'yi çarpma veya'yı toplam olarak kodlarım. Burada gördüğünüz gibi iki sayının çarpımı 1 olarak verilmiş. Hangi sayıların çarpımı 1'dir? Tabii ki 1 bir ve 1'in çarpımı. O zaman buradan P'nin 1 olduğunu anladım. Tamam. P veya Q'nun da... 1 olduğunu anladım. E P 1'di. E 1 veya Q her zaman 1'dir. Buradan Q hakkında bir şey bulamazsınız gençlerim. O zaman Q'nun ne olduğunu bilmiyorum. Tamam. P 1'miş. Şu aşağıya da yazalım. Q'nun da ne olduğunu bilmiyorum. 0 da olabilir, 1 de olabilir. A şıkkına başlıyorum. Yine ise'yi kaldırıyorum. Birincin değil veya P ve Q. P 1'miş. O zaman P'nin değili 0 olur. 0 veya 1 ve Q. Şimdi burada sıfırla bir sayıyı topladığın zaman topladığın sayı verir. Yani bu 1 ve Q olur. Yalnız Q'nun ne olduğunu bilmediğimiz için bu arada çarpı var unutmayın. Q sıfırsa bir kere sıfırdan bu sıfır olur. Ama Q birse bir kere birden bir olur. Yani bu bir de çıkabiliyor sıfır da çıkabiliyor. Bana her zaman sıfır çıkanı sorduğu için A'yı eledim. Geçtim B'ye. B'deki ise'yi kaldırıyorum birincin değili veya P ve Q. P yerine de bir yazıyorum. Q'nun değili veya bir ve Q oldu. Şimdi 1 ile Q'yu çarparsam Q olur. Q veya Q'nun değili de her zaman ve her zaman 1'dir. Bana her zaman yanlış olan yani 0 olan lazım olduğu için B'yi eledim. Geçtim hemen altındaki D'ye. Yine ise'yi kaldırıyorum. P'nin değili veya P'nin değili ve Q oldu. P'nin değili 0'dı veya yine burası 0 ve Q. 0 ile Q'yu çarptığınız zaman 0 gelir. E bu ne oldu şimdi? 0 veya 0 oldu. Arada da artı var. 0 artı 0 sıfır, 0'dır. E bana da sıfır olan soruluyordu. Demek ki cevap denizliymiş. Ufak kodlamalarla büyük ezberlerden kurtulabilirsiniz gençlerim. Geçtik 6. soruya. Yukarıda boş bir bilgi verilmiş. Herhangi bir şekilde kullanılmıyor. Burada önemli olan size bir formül verilmiş. Bu formüldeki harflerin ne olduğunu öğrenmeniz lazım. Bakın I kaynağın ses şiddetiymiş. I 0 bir sabit sayı 10 üzeri eksi 12'ymiş. L de ses düzeyiymiş. Tamam. Şimdi burada kafanızda kodlayın. Oldu mu? L gördüğünüz yerde ses düzeyini, I gördüğünüz yerde ses şiddetini, I sıfırda sabit bir sayı olduğunu aklınızda kodlayın. Şimdi soruya gelelim. Bir radyodan gelen ses düzeyinin 130 desibel olduğu belirlenmiştir. Buna göre gelen sesin şiddeti kaç watt'tır? Şimdi hemen yukarı bakıyorum. Ses şiddeti neydi? I'ydı. Demek ki adam bana I kaçtır diye soruyor. Peki ses düzeyi neydi? Hemen yukarıdan bakıyorum ses düzeyi L'yi de hatırlayın. L'nin de 130 olduğu verilmiş. Tamam o zaman formülde L yerine 130 koyacağım. Ve buradaki I'yı bulacağım. O kadar. O zaman L 130 eşittir 10 çarpı logaritma I bölü. I sıfırda 10 üzeri eksi 12 idi. Tamam buradan I'yı bulacağız. Şuradaki sıfırları sadeleştiririm. 13 eşittir. Biliyorsunuz logaritmanın içinde bölme varsa bu logaritmayı eksiye ayırabilirim. Yani logaritma I eksi logaritma 10 üzeri eksi 12 diyebilirim. Ve bu eksi 12'yi de başa indirebilirim. Logaritma I artı 12 log 10 oldu. Log 10'un tabanı da 10 olduğu için 1 olacaktır. 12'yi karşıya attım. 1 eşittir log I. Buradan da logaritmayı kaldırırsam I eşittir 10 yapar. Demek ki doğru cevap denizliymiş. Sorulardan korkmayın. Neyin ne olduğunu belirleyin. Soruyu analiz edin. Sizden ne istendiğini iyice kavrayın. Ve sadece istenilene odaklanın. Geçtik 7. soruya. A gerçel sayı olmak üzere Px polinomu verilmiş. P0 4A'ymış. A değeri soruluyor. Şimdi bakın P 2x artı 1 eşittir bıda da bir şeyler verildiği zaman. P7 sorulduğu zaman siz ne yapıyorsunuz? Gidip bu içini birbirine eşitleyip önce x'i buluyorsunuz değil mi? X yerine ne koyacağınızı buluyorsunuz. He, demek ki x yerine 3 koyduğum zaman burası 7 oluyormuş diye düşünüyorsunuz. Bunun aynısını a'lı yapacaksınız. Hiçbir fark yok. Şimdi ben ne istiyorum? Buranın sıfır olmasını istiyorum. O zaman x artı a'nın sıfır olması için x'e ne koymam gerekiyor? Tabii ki eksi a. O zaman burada gidip x gördüğüm her yeri eksi a yazıyorum. P bakın eksi a artı a gördün mü? Sıfır oldu. Buraya eksi a'nın karesi artı 2 tane a çarpı eksi a eksi 4 oldu. E burası p sıfır oldu. Burayı da düzenleyelim a kare eksi 2a kare eksi 4 oldu. P0 4a olarak verilmiş. Eşittir eksi a kare eksi 4 oldu. Hepsini bu tarafa atalım ve düzenleyelim. a kare artı 4a artı 4 eşittir 0 oldu. Bu da a artı 2'nin parantez karesidir. Ve bir parantez kare 0 ise içi de kesinlikle 0'dır. Demek ki a eksi 2'ymiş. Geçtik 8. soruya bir eşitsizlik sorusu. Yine iki çözüm yapacağım bunun içinde. Bir normal çözüm bir de test tekniği uygulayacağım. Şimdi bu şekilde üçlü bir eşitsizlik verilirse bunu parçalayıp 2-2 çözmeniz gerekiyor. Önce ilk ikisini alıyorum. Eşitsizliğin altın kuralı sakın içler dışlar yapmayın gençler. X'in işaretini bilmeden kesinlikle içler dışlar yapılmaz. Sadece 2'yi bu tarafa yollayacaksınız. 0, x kare eksi 3 bölü x artı 2 oldu. Payda eşit diyorum. x kare eksi 3 artı 2x bölü x oldu. Bunu da bir düzenleyelim. 0 x kare artı 2x eksi 3 bölü x oldu. Tamam şimdi buna tablo çizmem gerekiyor. Bunun kökleri 3, 1 artı eksiden bir kökü eksi 3, bir kökü 1. Aşağıdan da 0 kökü geldi. Tamam hemen bir sayı doğrusu bir tablo. Kökleri sırala eksi 3, 0 ve 1. Eşitlik yok o yüzden köklerin içi boş ve 0'da iki çizgi var çünkü paydayı 0 yapıyor. Tamam İşaret için baş katsayılara bakmamız lazım. Burada x karenin baş katsayısı artı aşağıda x'in baş katsayısı artı. Artı böyle artıdan demek ki en sağdan artıyla başlıyor. Eksi artı eksi. Benden de artı olduğu aralı soruyor dikkat edin. O zaman eksi 3 ile 0 ve 1 ile sonsuz aralığını buldum. Şimdi geçelim bu tarafa. Şimdi aşağı yapalım. x kare eksi 3 bölü x küçüktür 2'ymiş. Yine içler dışlar sakın ha içler dışlar yapmıyorsunuz. 2'yi bu tarafa atıyorsunuz ve payda eşitliyorsunuz. Eksi 2 küçüktür 0. Payda eşitledim. X kare eksi 3 eksi 2x bölü x küçüktür 0 geldi. Düzenleyelim. X kare eksi 2x eksi 3 bölü x sıfırdan küçük geldi. Yine hemen bir tablo yapacağım. Bunun kökleri 3, 1, eksi artıdan. Bir kökü 3, bir kökü eksi 1'miş. E aşağıdan da yine 0 kökü geliyor. Tamam hemen yine bir sayı doğrusu, bir tablo, kökleri sırala, eksi 1 önce, sonra 0, sonra 3. Burada eşitlik olmadığı için köklerin içi boş. Paydayı 0 yapan kökede iki çizgi atıyorum. Yine baş kat sayılara bakıyorum. Bakın x kare burada artı, burada da x artı. Artı böyle artıdan artıyla başlayacağım. Eksi, artı, eksi. Köklerin üstüne atlarken işaret değişiyor. Bunun da negatif olmasını istiyor soru. Demek ki burasıyla burası sağladı. Şimdi bu iki eşitsizliği kesiştirmeniz lazım. Yalnız bunu gözle kesiştirmek zor. O yüzden ben her zaman ve her zaman sayı doğrusunu kullanırdım. Şimdi ilk eşitsizliği yani şu tabloyu sayı doğrusuna taşıyorum. Eksi 3 burada olsun, 0 burada olsun. Şu aralık. Bir de 1 burada olsun, 1'den sonrası. Tamam. İkinci tabloyu da birazcık üstüne çiziyorum sayı doğrusunu. Eksi 1 şurada gördüğünüz gibi. Eksi 1'den küçük sayılar yani burası bir de 0 ile 3 aralığı. 0 burada, 3 buradadır. Bir de burası. 6 6 gelen yerleri gördünüz değil mi? İşte bu iki eşitsizliğin ortak çözüm kümesidir. Sayı doğrusu hayatınızı kurtarabilir unutmayın. Demek ki benim aradığım yer eksi 3 ile eksi 1 aralığı birleşim 1 ile 3 aralığıymış. Yani doğru cevap Ceyhan. Geçelim alternatif çözümümüze, test tekniğimize. Şıklardan gidip değer alıp yapmaya çalışacağım. Önce A şıkkından mesela eksi 4 değerini alıyorum. Bu kümeden bir sayı alıp gidip deniyorum. X yerine eksi 4 koydum. Eksi 2. Burasına eksi 4 koyunca 16. Eksi 3 bölü. Eksi 4 geldi. Bu 2 ile eksi 2 arasında mı bakacağız şimdi? 13 bölü eksi 4 geldi. 13'te 4 kaç kere vardır? Tabii ki 3 kere vardır. 3 kere 4 12'dir çünkü. Bu eksi 3 virgüllü bir sayı. Eksi 3 virgüllü bir sayı eksi 2'den büyük olur mu? Hayır. Demek ki cevap Adana değilmiş. Geçtim B'ye. 1 ile 3 arasında hemen bir 2 sayısı var. 2'yi deneyelim bakalım. Eksi 2 küçüktür. Buraya 2 koydum. 4 eksi 3 bölü 2 küçüktür. 2 geldi. Eksi 2 1 bölü 2 küçüktür. 2 geldi. Bu eşitsizlik doğru gençler. Çünkü 1 bölü 2 iki, eksi 2 ile 2 arasındadır. Demek ki aradığım çözüm kümesinde mutlaka 2 olacak. 2 olmayan şıkları eliyorum. Bakın Denizli'de 2 yok. O yüzden eledim. Edirne'de de 2 yok. Bunu da eledim. Tamam. 2 şıkka düşürdüm. A'yı da elemiştim. Şöyle çizeyim. Şimdi kalan şıkların arasındaki farka bakıyorum. Bakın burada eksi 1 ile 1 arası var. Eksi 3 ile eksi 1 arası var. Burada hemen 0 dikkatimi çekti. Eksi 1 ile 1 arası 0 vardır. Ama eşitsiz 0 koyabilir miyiz Allah aşkına? Paydayı 0 yapıyor. Tanımsız yapıyor. Demek ki cevap Bursa'da değilmiş. Cevap Ceyhan'mış. Unutmayın. Hiçbir soruyu aslında çözmenize gerek yok. Bütün soruları işaretlemelisiniz. Bu bir yazılı değil. Bu bir test sınavı. Zamanla yarıştığınız bir test sınavı. Geçtik 9. soruya. Bir fonksiyon sorusu ve yorum yapmamı istiyor. Şimdi bakıyorum burada bileşkeler verilmiş. Aşağıda öncüler verilmiş. Hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor. Şimdi bileşke gördüğünüz zaman yapacağınız tek bir iş var. Tabii ki bu bileşkeyi iç içe yazmak. F içinde Gx eşittir Gx'miş. O da eşittir. G'nin içinde fx'miş. Tamam. Şimdi bu şekilde yorum yapacağız. Şimdi i̇şte burada f dikkatimi çekti. Bakın f'in içine g girmiş. Girdiği gibi de çıkmış. Yani bu f'in etkisiz bir fonksiyon olması lazım. E fonksiyonlarda da etkisiz fonksiyon nedir? Birim fonksiyondur tabii ki. Hani çarpmada etkisiz eleman bir ya. Fonksiyonlarda da etkisiz fonksiyon birim fonksiyondur. Yani içine girdiği sayıyı bozmadan çıkaran fonksiyona birim fonksiyon denir. Atıyorum f10 10 olacaktır birim fonksiyon sev. F5, 5 olacaktır. Yani bir etkisi olmayan bir fonksiyon. Hem yani buradan f'in kesinlikle birim olduğunu anladım. E, i̇kinci eşitlikte de bu yaptığım yorum daha da güçlü hale geliyor. Bakın bu g'ler aynı. O zaman içleri birbirine eşitlerse fx eşittir. x zaten birim fonksiyondur. Burada g'nin birim fonksiyonu olup olmadığını bilemem gençlerim. Nereden bileyim hiçbir şey vermemiş. Yani f'in g'ye eşit olduğunu söylüyor. Ne alaka ne bileyim ben yani başka hiçbir bilgi yok. O yüzden lütfen basit düşünün. Size verilenlerle düşünün. Aklınızdaki fonksiyon bilgisiyle değil bakın. Yorum sorularında sadece size verilen bilgiler doğrultusunda düşünmeniz gerekir. O yüzden cevap yalnız bir yani Adana. Geçtik 10. soruya. Güzel bir karmaşık sayılar sorusu. Şimdi burada küpü açarak başlayabilirsiniz. Ama ben farklı bir yoldan gideceğim. Bu 1 artı i'den bir tane dışarı atacağım. 1 artı i çarpı 1 artı i'nin karesi oldu. 1 eksi i'nin karesi bölü aşağıda 4 parantezini alalım. i eksi 1 oldu. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü üstleri eşitlemeye çalışıyorum. Eğer üstü sayılarda üstler eşitse tabanları çarpabilirsiniz. E bu çarpımda 1 artı i çarpı 1 eksi i yani eşitliğin çarpımdır. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden. iki kare farkı var çünkü. Şurası eksi 1 yapar. 1 eksi eksi 1'den artı 2 oldu. O zaman şu tabanın yerine 2 yazıp karesini alabilirsiniz. Yani soru şuna döndü. 1 artı i. Şunların tabanı 2 geldi. Yalnız kareyi tekrar yerine yazıyorum. Bölü 4 çarpı i eksi 1 oldu. E bu 4 ile bu 4 birbirini götürdü. 1 artı i bölü i eksi 1 geldi. Payda da i görürseniz gençler mutlaka eşlenik çarpma aklınıza gelsin. Payda da i olamaz. Hemen eşleniyle çarpıp paydayı i'den kurtarmanız lazım. O zaman bunun da eşleniyle yani i artı 1 ile hem yukarıyı hem aşağıya çarpıp Paydayı i'den kurtarıyorum. Burada zaten i artı 1'in karesi oluyor. Bu da birincinin karesi artı birinci ile ikinci iki katı artı ikincinin karesi diye açılıyor. E aşağısı da yine iki kare farkından birincinin karesi eksi ikincinin karesi diye açılıyor. i kare eksi 1'di. E bu da eksi 1. Aşağıdan eksi 2 geldi. Şimdi burada i kare var. Eksi 1 bir, artı 1 götürür. 2'yi bölü eksi 2'den cevap demek ki eksi i'ymiş. Geçtik 11. soruya. Bize bir parabol verilmiş ve bu parabol x ekseninde 1 bölü 3 birim sola öteleniyormuş. Tamam burada bir kesiyorum. Hemen bu işlemi yapalım. Şimdi x ekseninde 1 bölü 3 sola ötelerseniz fonksiyonda x yerine x artı 1 bölü 3 yazmalısınız. Dikkat edin hani x eksenini ötelerken ters düşünün. Sol x ekseninde eksidir ya artı yazıyorsun. Eğer sağ deseydi hani x ekseninde sağ taraf artıdır bu sefer de eksi yazacaktım. O zaman burada x gördüğüm yere x artı 1 bölü 3 yazıyorum. O zaman x artı 1 bölü 3'ün karesi artı 2 tane x artı 1 bölü 3 eksi 4 denklemi geldi. Tamam bunları da açalım. Birincinin karesi birincinin ikincinin çarpımı, 2 iki katı artı ikincinin karesi. 2'yi dağıtıyorum. 2x artı 2 bölü 3 oldu. Eksi 4. Bunları da toparlayınca x kare artı paydaları da eşitleyince 8x bölü 3 eksi 29 bölü 9 geliyor. Tamam yeni parabolümüz bu. Sonra elde edilen eğrinin x ekseni kestiği noktaların absisleri 3 katına çıkarılarak başka bir gx parabolü oluşturuluyormuş. şimdi bir eğrinin x eksenini kestiği noktalarda mutlaka kökleri vardır. x eksenini kestiği noktalar benim umurumda değil. Aslında size sorduğu şey bunun kökleri. Bunların köklerini bulmakla da uğraşmıyorum. Bakın bunun kökleri x1, x2 olsun. Bunlar 3 katına çıkarılıp 3x1 ve 3x2 yapılıp yeni bir gx parabolü oluşturuluyormuş. Onu da yazmanıza gerek yok. Çünkü soruyu bir okuyun. gx parabolünün x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır diyor. Yani gx'in köklerinin değil mi? x eksenini kestiği noktalar kökleriydi. Köklerinin toplamını soruyor size. gx'in kökleri neydi? 3x1 ve 3x2 idi. Yani bizden istenilen şöyle aşağı geçiyorum. 3x1 artı 3x2. E, x1 ile x2'nin bu denklemin kökleri olduğunu biliyorum. Ve bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 8 bölü 3 bölü 1. E, o zaman bunu da şurada yerine yazıyorum. 3 parantezini aldığımız zaman gördüğünüz gibi x1 artı x2 geliyor. E, x1 artı x2 yerinde eksi 8 bölü 3 yazıyorum. O zaman 3 çarpı eksi 8 bölü 3'ten cevap eksi 8 geliyor. Geçtik 12. soruya. Güzel bir olasılık, permütasyon, kombinasyon içinde ne ararsan var. Biraz uzun ama güzelce yavaş yavaş yaparsanız o kadar da zor değil. Şimdi masada bulunan 3 farklı renkteki kartın her birinin ön yüzüne basamaklarında 1, 2 veya 3 rakamlarının kullanıldığı 3 basamaklı bir sayı yazılacaktır. Mavi kartın ön yüzüne yazılan sayının rakamlarının farklı ve yüzler basamağının 1 olduğu bilinmektedir. Tamam burada bir duruyorum. Hemen mavi renkli kartın üstünde hangi sayılar yazılabilir onu buluyorum. Şimdi burada yazmak kolay olduğu için yüzler basamağı da 1'miş ve rakamları farklı olacakmış. Yüzler basamağı ise düşünün elinde sadece 1, 2, 3 var ve rakamları farklı hangi sayıları yazabilirsiniz? Tabii ki 123'ü ve 132'yi yazabilirsiniz. Başka sayı yazamazsınız. Tamam mavi kart bu. Yeşil kartın da... Ön yüzüne yazılan sayının sadece iki basamağının aynı olduğu bilinmektedir. Tamam, iki basamağı aynı, birisi farklı. Ama hangisini bilmiyorum. O yüzden tek tek yazacağım. Şimdi öncelikle birler aynı olsun. Hangi sayılar yazılabilir? 112, tabii bunlar kendi arasında da yer değiştirebilir. Yani 121 ve 211 olabilir. 113 olabilir. 131, 311 olabilir. Tamam, bunlar birlerin aynı oldu. Şimdi ikilerin aynı olduğuna bakalım. 221 yazılabilir. Hemen yerlerini değiştiriyorum. 212 ya da 122 yazabilirim. Bir de 223. Hemen bunun da yerlerini değiştiriyorum. 232, 322 yazabilirim. Şimdi üçlerin aynı olduğu sayıları bulacağım. 331 yazabilirim. 313, 133 yazabilirim. Bir de 33 3 ikili sayılar yazabilirim. Hemen yer değiştiriyorum. Tamam. Yeşilde yazan sayılar bunlar. Olasılıkta, permütasyonda ve kombinasyonda emin olmanız çok önemli. O yüzden mümkünse sınavın ikinci turuna saklayın bu soruları ve yazarak yapmaya çalışın. Dediğim gibi bir şeyler yazıyorsun, bir faktör oluyorsun, bir kombinasyon oluyorsun, bir olasılık alıyorsun ama hani doğru mu emin değilsin. Belki bir şeyi eksik saydın ya da fazla saydın. Emin olamıyorsun. Bakın bu konunun zorluğu budur. Emin olmak zordur. O yüzden ben affedersiniz eşeği sağlam kazığa bağlarım. Yazabiliyorsam hepsini yazar. Direkt emin olarak yaparım sınavda. Şimdi bir de kırmızı kart var. Kırmızı kart hakkında hiçbir şey söylememiş. Kırmızı kart herhangi bir koşulu yok. O yüzden önce 3 basamaklı kaç sayı yazabilirim? Buna bakıyorum. Şimdi elimde 3 tane rakam var. O zaman 3, 3, 3 toplam 27 sayı yazabilirsiniz. Şimdi 27 sayıyı tek tek yazmak zor. O yüzden sorulana okuduğunuz zaman masadan rastgele alınan bir kartın üzerindeki 3 basamak sayının çift sayı olma olasılığı diye soruluyor. Demek ki bana çift sayılar lazım. O zaman bir de kırmızı kartın üstünde yazılabilecek çift sayıları bulalım. Şimdi bu son basamak çift olacaksa eğer. Elimde de 1, 2, 3 varsa buraya sadece 2 gelebilir yani burada bir durum var. Bunlarda herhangi bir koşul yok. Demek ki bu 27 sayının 9'u çiftmiş. Tamam. Şimdi soru yeni başlıyor. Dikkat edelim. Masadan rastgele bir kart alınıyor ve üstündeki sayının 3 basamaklı bir çift sayı olması olasılığı soruluyor. Şimdi 3 tane durum var. Ya mavi alırsın, ya yeşil alırsın ya kırmızı alırsın ama bunlar da rastgele alınıyorlar. O zaman şu sol tarafa başlıyorum. Şimdi önce maviyi aldığımı düşünüyorum. Yalnız maviye alma olasılım 1/3'tür. çarpı Mavinin içinde kaç tane çift var gençler? 1 tane ve 2 tane olasılık var. O zaman bunun üstüne yazan sayının çift olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Geçtim yeşile. Yeşil kartı alma olasılığı yine 1 bölü 3'tür. Peki yeşil kartın üstünde çift sayılar kaç tane bir bakalım. Sayalım tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o kadar. Demek ki 6 çift sayım var. Peki kaç tane sayı var burada bir sayalım bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 sayıda 6 olasılığınız var. O yüzden buradan da 6 bölü 18 olasılığı geldi. Geçti kırmızı karta. Kırmızı kartı çekme olasılığınız 1 bölü 3. Tüm sayılar kırmızı kartın üstünde 27 tane olabilir. Ve bunlardan 9'u çift olduğu için burada yazan sayının çift olma olasılığı da 9 bölü 27'dir. Tamam bütün olasılığınız bu. Şimdi bunu toplayacağız. Şimdi burası 1 bölü 6. Bunları sadeleştirdim 2. Şunları da sadeleştirdim. 1 bölü 9 oldu artı 3 ile 9'u sadeleştirdim. Burada da bunu sadeleştirdim. Buradan da 1 bölü 9 geldi. Bunların da paydasını 18'de eşitleyelim. 3 artı 2 artı 2 bölü 18 oldu. Yani cevap 7 bölü 18'miş. Evet bence çok güzel bir tekrar sorusu oldu. Hem permütasyon var içinde, hem olasılık var. E aslında kutu çizerekten de aslında kombinasyonda yapıyorsunuz sonuçta seçiyorsunuz. Güzel bir tekrar sorusu oldu. Dediğim gibi bu sorularda emin olmanız çok önemli. Geçtik 13. soruya. 13. soru da güzel bir kombinasyon sorusu yine. Şekilde görülen 4 farklı kutunun her biri sarı, mavi ya da kırmızı renklere boyanacaktır. Buna göre tüm renkler kullanılarak bu boyama işlemi kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir? Şimdi elimizde üç tane renk var ve tüm renkleri kullanmamızı istiyor. Yalnız elimizde dört kutu var. 3 rengin hepsini kullanarak dört kutuyu nasıl boyarsınız gençler? Tabii ki iki tane kutunun mutlaka aynı renk olması lazım. Ha, o zaman bu üç renkten biri iki kez kullanılacak. Önce bir tane renk seçiyorum. Üç tane rengim var. 3'ün birli kombinasyondan bir renk seçtim. Bu renkle iki tane kutu boyayacağım. Yalnız kutular da birbirinden farklı. Yani hangi ilk kutuyu boyayacaksınız? Burada da yine bir seçme yapmanız gerekiyor. Şimdi iki kutu boyayacağım için bu dört kutudan iki tane seçtim. Ve burada seçtiğim renge boyadım. Tamam. Atıyorum şunlar aynı renge boyandı diyelim. Elimde kaldı iki tane renk mavi ve kırmızı kalsın mesela. iki tane de kutu var elinizde düşünün. Yani iki tane de renk var elinizde. Hani bunları nasıl boyarsınız? Atıyorum ya bu mavi olur, bu kırmızı olur. Ya da bu mavi olur, bu kırmızı olur. Demek ki iki durum da buradan geldi. O zaman cevap 3 çarpı 6 çarpı 2'den 36 imiş. Geçtik 14. soruya bir dizi sorusu. A yani terimleri pozitif olan aritmetik bir dizidir. Bize bir eşitlik verilmiş ve bu eşitliğe göre A3 kaçtır diye soruluyor. Bakın aritmetik dizi sorularının hepsinde sadece ve sadece şu bilgiyi bilmeniz lazım. Aritmetik dizide herhangi bir terim mesela A10 A1 artı 9D olarak yazılır. D de ortak farktır. Yani şu indisin 1 eksiği D'yi A1'e ekleyeceksin. Atıyorum A20 A1 artı İndisin 1-19D olarak yazılır. A55, A1 artı 54D olarak yazılır. Ve soruda bir aritmetik dizi sorusunda yapmanız gereken tek şey bu. Bu bilgiyle tüm aritmetik dizi sorularını çözebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken A5'i, A2'yi ve A4'ü A1'li yazmak. Başlıyorum şimdi. A1 artı, A5 nasıl yazılıyor? A1 artı 4D olarak yazılıyor. Bölü 4 eşittir. 9 bölü A2 nasıl yazılıyor? A1 artı D artı A1 artı 3D olarak yazılıyor. Tamam. Bir toparlayalım. 2A1 artı 4D bölü 4 eşittir. 9 bölü 2A1 artı 4D yaptı. Gördüğünüz gibi buralar aynı. O zaman hemen bir x verelim bunlara. x bölü 4 eşittir 9 bölü x'miş. İçler dışlardan x kare 36. Terimleri pozitif dediği için normalde x buradan bir 6 bir de eksi 6 gelir ama terimleri pozitif dediği için eksi 6'yı almıyorum. Tamam demek ki 2A1 artı 4 de 6'ymış. X demiştik hatırlayın. 2'ye bölüyorum. A1 artı 2 de 3'müş. Peki ne soruluyor A3? Hemen bunu da a 1 yazıyorum. A1 artı 2D'dir bu. E, bakın ne bulmuşuz. Gördünüz mü? Sorulan otomatik gelmiş. Tek yapmanız gereken ne kadar karışık olursa olsun her terimi A1'li yazmak. Bu şekilde tüm dizi sorularını çözebilirsiniz. Sınavda da lütfen kaçırmayın. Demek ki cevap 3'müş. Şimdi bunun bir kısa yolu da var ama o kısa yol her soruda kullanılmıyor. O yüzden her soruyu çözen yoldan çözdüm bu soruyu. Kısa yolda hatta göstereyim. Şimdi bir aritmik dizide İki terimin toplamı ortadaki terimin 1 ile 5'in ortasında ne vardır? A3 vardır. Onun iki katıdır. Yani A1 ile A5'in toplamı 2 A3'tür. Bölü 4 eşittir. 9 bölü. Yine burada da bakın iki terimin toplamı ortadaki terimin iki katıdır. Ortada da A3 var. Yine 2 A3 oldu burası. E 4 A3'ün parantez karesi de 36 ise A3'ün parantez karesi 9. A3 de 3 olur. Pozitif dediği için doğru cevap Bursa olacaktı yine. Ama bu kısa yol her soru yemez. Dikkat edin. Bir önceki yol her soruyu yer mutlaka. Geçtik 15. soruya. Bir logaritma sorusu. Bize bir logaritma eşitliği verilmiş. Logaritma 25 tabanında 2'nin A türünden eşit soruluyor. Tamam hemen burada gözüm 125'i gördü. O 5'in kübüdür. Yazıyorum logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 5'in kübü oldu. Evet, kübü de başa indirebiliriz. O zaman logaritma 2 tabanında 5 artı 3 tane logaritma 2 tabanında 5 oldu. E bunlar da toplanabilir aynı logaritmalar. Yani 4 tane logaritma 2 tabanında 5 A'ymış. 4'ü de karşıya bölme olarak atıyorum. Logaritma 2 tabanında 5 A bölü 4'müş. Peki sorulana geçiyorum. Logaritma 25 tabanında 2 geliyor. Hemen 25'i 5'in karesi olarak yazıyorum. Ve bu 2'yi başa atıyorum. Tabandaki üst başa ters çevrilerek yani 1 bölü 2 olarak iner. Logaritma 5 tabanında 2 oldu. Tamam. 2 tabanında 5 a bölü 4 ise bunlar yer değiştirmişse bakın gördünüz mü? 2, 5, 5, 2. 5 tabanında 2 de bunun tersidir. Yani 4 bölü a'dır. O zaman sadeleştirdim. 2 bölü a cevap. Geçtik 16. soruya. Bize bir parçalı fonksiyon verilmiş. Öncüler verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Güzel bir tekrar sorusu bu da. Şimdi ben bu fonksiyonların grafiklerini çizerek yorum yapacağım. Bir sürü kazanımı tekrar edebileceksiniz. Şuraya bir koordinat ekseni çiziyorum. Şimdi bu fonksiyonları ayrı ayrı çizmeniz lazım. Önce y eşittir 1 bölü mutlak değer x'i çizeceğim. Öncelikle y eşittir 1 bölü x'i çiziyorum. Şimdi gençler y eşittir 1 bölü x şu şekilde bir hiperboldur. Bir fonksiyonun mutlak değerini aldığınız zaman yani bunu mutlak değerini alsanız 1 direkt çıkacaktır. Aşağıda mutlak değer x olacaktır. Bir fonksiyonun mutlak değerini aldığınız zaman x ekseninin aşağısında kalan kısmı x eksenine göre simetri alıp yukarı atarsınız. Yani bu kısmı yukarı çıkacak ve şöyle olacaktır. Tamam bu fonksiyonun da x sıfırdan küçükken parçasını almamız lazım. Yani eksi x kısmında kalan parçasını almamız lazım. O zaman şunu da sorudan siliyorum. Tamam geldik y eşittir eksi x'e. y eşittir eksi x doğrusu ikinci açı ortay doğrusudur. Şu şekildedir. y eşittir eksi x doğrusu. Bunun da x sıfırdan büyükken yani artı x ekseninde kalan parçasını almam gerekiyor. Dikkat edin x sıfırda olabiliyor. O yüzden burası yuvarlak. Aşağı kısmı alıyorum. Tamam, benim fonksiyonumun grafiği bu. Hatta şunları da bir temizleyelim. Tamam. Evet, buradan parçalı fonksiyonun grafiği nasıl çizilir onu tekrar ettiniz. İşte 1/x'in bölü eğrisini, bir fonksiyonun mutlak değerinin grafiği nasıl alınır onu öğrendiniz. Şimdi f birebir mi değil mi? Birebir olması için gençler x eksenine paralel çizdiğiniz zaman tüm paralellerin sadece ve sadece bir noktada kesmesi lazım fonksiyonun. Mesela buradaki fonksiyon birebir. Atıyorum eğer şöyle bir fonksiyon olsaydı ve ben bu şekilde paralel çizseydim gördüğünüz gibi iki noktada kestiği için bu fonksiyon birebir olmayacaktı. Demek ki birinci öncül kesinlikle doğru. İkinci öncülde f örten değildir diyor. Üçüncü öncülde de f'in görüntü kümesi tüm gerçel sayılardır diyor. Yani görüntü kümesine bakmamız gerekiyor. Görüntü kümesinde bir fonksiyonun açıkta eleman kalıyorsa f örten değildir. Açıkta eleman kalmıyorsa f örtendir. Tüm gerçel sayılarda dikkat edelim. Örtenliği merak ediyorsanız yine paralel çizgiler çiziyorsunuz her çizginin mutlaka ve mutlaka kesmesi lazım bu sefer. Bakın buradan çizdim. Her paralel kesinlikle bu fonksiyonu bir noktada keser. O zaman f'in görüntü kümesi tüm gerçel sayılardır. Gördüğünüz gibi her noktada bir değer olduğu için y eksenini örtüyor. Ve f kesinlikle örtendir. İkinci öncül de yanlıştır. Mesela örten olmayan yine bir fonksiyon verelim. Mesela bu gerçel sayılarda örten bir fonksiyon mu? Hayır. Çünkü buralarda kesiyor ama aşağıda çizdiğiniz paraleller fonksiyonu kesmiyor gördüğünüz gibi. Bu tüm gerçel sayılarda bir fonksiyonun örten mi değil mi anlamanız için bir kazanımdır. Demek ki doğru cevap 1.3'müş. Geçtik 17. soruya. fx baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom olmak üzere. Bize bir limit değeri verilmiş. f4 kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir limit sorusunda her zaman ve her zaman ilk yapacağınız iş gidip x yerine o 1'i koymak. O zaman 1 1 bölü f1 geldi. Şimdi dikkat ederseniz yukarı 0 geldi. Aşağısı da f1 geldi. Şimdi f1 bir sayısa sıfırdan farklı bir sayısa 0 bölü sayı gençler 0'dır. E evet. Limiti birmiş yalnız yani bu sayının bir çıkması gerekiyor. He, buradan ne anlıyorum? Demek ki yukarısı sıfır geldi. Aşağısı da sıfır geliyormuş ki önce bir belirsizlik oluşuyormuş. Ve bu belirsizlik ortadan kaldırıldıktan sonra limit değerine ulaşabiliyormuşsunuz. Buradan f1'in sıfır olduğunu anladım. Şimdi 0 bölü 0 belirsizliğinin geldiğini anladım. Bu da hemen aklımda L'Hopital lambasını yakıyor. L'Hopital nedir gençler? Eğer bir limit değeri 0 bölü 0 gelirse aynı limiti şöyle bulabiliyorsunuz. Üstün türevini alıyorsun. Eksi 2x bölü aşağının türevi yapıyorsun. Dikkat bölümü türev değil karıştırmayı sakın. Üstün türevi bölü altın türevi. Sonra tekrar 1 koyabiliyorsun. 1 koyduğum zaman eksi 2 bölü f üssü 1 geldi. Tamam bu da 1'miş o zaman. Buradan da f'in türevi 1'in eksi 2 olduğunu öğrendim. Tamam şimdi f'in denklemini yazabilmem için yeterli bilgi var. f ikinci dereceden bir polinommuş ve baş kat sayısı da 1'miş. Yani fx baş kat sayısı 1 olduğu için x kare ile başlıyor. Artı bx artı c tipinde bir polinommuş. Peki önce f1'i yerine koyuyorum. f1 eşittir 1 artı b artı c. O da 0 eşitmiş. Demek ki b artı c neymiş? Eksi 1'miş. Şimdi bir de türevi bildiğim için buradan türeve geçiyorum. f üssü x eşittir 2x artı b oldu. Şimdi buna 1 koyuyorum. f üssü 1 eşittir 2 artı b oldu. Ve bunda ne bulmuştuk yukarıda? Eksi 2 bulmuştuk. Demek ki b neymiş gençler? Eksi 4'müş. Tamam. Şimdi gidip ilk bulduğum denklemde b'yi yerine koyup c'yi çekiyorum. Demek ki eksi 4 artı c eksi 1'miş. C artı 3'müş. Fonksiyonumu yazıyorum. Fx neydi? x kare artı bx'ti. B'yi de eksi 4 bulduk. Eksi 4x oldu. Artı c'ydi. C'yi de 3 bulmuştuk. O zaman fonksiyonum buymuş. Bana da f4 değeri soruluyor. X yerine 4 yazıp soruyu bitiriyorum. Demek ki cevap artı 3'müş. Geçtik 18. soruya. Burada bize bir gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. Ve f x eksi fx eşitliği tüm gerçel sayılar için sağlanıyormuş. Gençlerim bu f'in tek fonksiyonu olduğunu gösterir. Tek fonksiyonda x yerine eksi x yazarsanız ve bu eksiyi dışarı çıkarabilirse bu fx o zaman f tek fonksiyondur. f eksi x yazdınız bu fx'e eşit çıkarsa bu sefer de f çift fonksiyondur. Unutmayın çift fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Bazen sorularda tek ve çiftliği gizlemek için bu şekilde tanım yapabiliyorlar. Mesela diyor ki f y eksenine göre simetrik bir fonksiyon olmak üzere. Ha, ne anlayacaksınız? Demek ki f çift fonksiyonmuş. Tamam şimdi sorumuza geri dönelim. Burada bize bazı limitler verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Bir kere burada çok güzel bir detay var. Hangileri kesinlikle doğru demiyor. Hangileri doğrudur diyor. O zaman f'in tek olduğunu bildiğim için ben direkt fx eşittir x küp fonksiyonunu alıyorum. Şimdi 2'ye sağdan yaklaşırken 2 koyduğunuz zaman ne olur? Burası 8 olur. E, eksi 2'ye soldan yaklaşırken bu sürekli bir fonksiyon olduğu için eksi 2 yazabilirsiniz. Eksi 2 koyduğum zaman bu da eksi 8 olur. E, önünde de bir eksi var. Gerçekten 2 eksi birbirini artılar ve 8 eşittir 8 gelir. Demek ki birinci çık doğruymuş. İkinci de yine 2'ye soldan yaklaşırken gidip burada 2 koyabilirsiniz. 2 koyduğunuz ne oldu? 8 oldu yine. Tekrar eksi 2 koyuyorum. Eksi 8 oldu. Eksi 8 de önünde eksi var. Eksi eksi götürdü. Artı 8 geldi. O zaman ikinci öncül de doğruymuş. 2 sağdan yaklaşırken de yine sürekli olduğu için fark etmez. 2 koyabilirsiniz. Sağdan soldan bakmanıza gerek yok. 2 koydum 8 oldu. Ama eksi 2 koyarsam buraya eksi 8 olur. Bunlar birbirine eşit olmaz. O yüzden üçüncü öncül yanlışmış. Demek ki cevap 1 ve 2 yani Ceyhan'mış. Geçtik 19. soruya. Çok güzel bir tekrar sorusu. İki tane fonksiyon verilmiş ve üçüncü bir fonksiyon tanımlanmış. Ve bu fonksiyon için aşağıdaki üç öncülün hangileri doğrudur diye soruluyor. E hx'e baktığım zaman fx'in gx'ten küçük ya da büyük olma durumuna göre hx değişiyor. O zaman gidip fx gx'ten ne zaman küçük olur? Mesela önce burayı bulalım. x kare kök x'ten ne zaman küçük olur? Şimdi bu eşitsizlikte köklü bir fonksiyon olduğu için bu köklü sayının içi kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyüktür. İki tarafın pozitif olduğunu bildiğim için iki tarafında karesini alabilirim. O zaman x üzeri 4 küçüktür x oldu. x ile karşıya atalım. x üzeri 4 eksi x negatifmiş. x parantezinde x küp eksi 1 negatifmiş. O zaman hemen tablomuzu bir çizelim. Bunun kökü dikkat edin 0 ve 1. 0 burada 1 burada. İçleri boş eşitlik yok çünkü. Katsayıları ikisinin de artı olduğu için artı eksi artı. Bize de eksi olan yeri soruyor. Demek ki burası. Buradan ne anladık? 0 ile 1 arasındayken f g'den küçükmüş. F peki ne zaman g'den büyük olur? Bunun haricindeki aralıklarda yani eksi sonsuzla sıfır aralığında birleşim, birle sonsuz aralığında da fx gx'den büyüktür. O zaman şu sol tarafa hx'i oluşturuyorum. Burada fx diyor fx x kareydi. O zaman ne oluyormuş hx? x kare oluyormuş. Ne zaman? f küçükken yani 0 ile 1 arasındayken. x 1 ile 0 arasındayken x kare oluyormuş. Aşağıda da gx var. gx de kök x'ti. Peki kök x ne zaman oluyor? x ya 1'den büyükken veya 0'dan küçükken. Yalnız tabii ki kök x de x negatif olamayacağı için bunu siliyorum. Tamam hx'imizi oluşturduk. Şimdi öncüllerimizi inceleyelim. Birinci öncülde her pozitif x gerçeği sayısı için hx türevlidir diyor. Bakalım doğru mu? Mesela hemen kritik noktalardan birinde x eşittir 1'de önce sürekli mi değil mi onu kontrol edelim. Sürekliliği kontrol ederken ilgili yerlere 1 yazıp birbirine eşit mi diye bakarsınız. 1 yazdım x kareye 1, kök x'e 1 yazdım 1. Tamam 1 de sürekli. Hemen şu yanlarına türevlerini alıyorum. x karenin türevi 2x, kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Tamam bir de sağdan soldan türevleri birbirine eşit mi ona bakıyorum. Buraya 1 koydum, buraya 1 koydum. 2 1 bölü 2'ye eşit değildir gençlerim. Gördüğünüz gibi x eşit 1 de sürekli olmasına rağmen türevli değil. O yüzden 1 şık yanlış. Limit x 1'e giderken hx 1'dir denmiş. E 1 de sürekli olduğunu buldum. Gördüğünüz gibi ve sağdan soldan limitleri de 1 çıkmıştı. O zaman bu ifade doğru. Gerçekten x1'e giderken hx'in e limiti 1'dir. Türevi 2, 4'tür diyor. Şimdi türevde 2'yi nerede yazacaksınız? Hangi aralığı seçmeniz lazım? Tabii ki x 1'den büyükken ki aralığı seçmeniz lazım. O zaman gidip 2'yi burada yerine koyuyorum. Bunun türevi gençler 1 bölü 2 kök 2'ymiş. 4 değilmiş. O zaman bu üçünden sadece 2 doğruymuş. Cevap Adana olacak. Şimdi bir de grafiksel olarak bu soruyu çözelim. Bir de grafikten yorum yaparak çözelim. Oradan da tekrarlarınızı yapın. Şimdi öncelikle bu grafikleri çiziyorum. Y x kare grafiği. Budur. Önce nokta nokta çiziyorum y eşittir x kare. y eşittir kök x de yan durmuş bir paraboldür. Şöyle y eşittir kök x. Hemen kesişim noktalarını buluyorum. Birbirine eşitliyorum. x kare kök x de zaten buradan kabak gibi belli. Kesişim noktaları bilmiş. Tamam şimdi hx'in grafiğini çizeceğim. fx'in gx'den küçük olduğu yerde fx'in grafiğini alacakmışım. f bu, g bu unutmayın. f g'den küçük olabilmesi için grafiğinin daha aşağıda olması lazım. Gördüğünüz gibi bu aralıkta f'in grafiği aşağıda, g'nin grafiği yukarıdadır. Dolayısıyla bu aralıkta f'in grafiğini karalıyorum. O zaman fx'in gx'ten büyük olduğu yerde de gördüğünüz gibi birden sonra f kopup gidiyor. Daha yukarıda grafiği. Yani birden sonra da g'nin grafiğini alacakmışım. g'nin grafiği de kök x'ti. O zaman bundan sonra şöyle kırılıp böyle devam edecek fonksiyon. Şimdi grafikten yorum yapalım. Birinci öncülde her pozitif x gerçel sayısı için hx türevlidir denmiş. Gördüğünüz gibi bir de bir kırılma yaşanmış. Şimdi hemen ama türev vardır yoktur diyemiyorsunuz. Sağdan soldan türevleri kontrol etmeniz lazım. Sürekli olduğunu biliyorum ama sağdan soldan türevleri eşit mi bilmiyorum. O yüzden hemen bunun türevini aldım yine. f'in türevi x 2x, g'nin türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Tamam buraya 1 koydum 2, buraya 1 koydum 1 bölü 2 geldi. Gördüğünüz gibi farklı geldi sonuçlar. O yüzden birinci öncül yanlış. H1'deki limiti 1'dir diyor. 1'i herhangi bir fonksiyonda yerine koyarsanız ordinatı da 1 çıkar. Şöyle bir duvar çektiğiniz zaman bakın soldan limiti duvarı nerede kesiyorsa onun ordinatıdır yani 1'dir. Sağdan limiti de yine aynı noktada kestiği için bunun da ordinatı 1'dir. Gerçekten limit var ve 1'dir. Türevi 2, 4'tür diyor. 2 burada olduğu için bu fonksiyon türevine 2 koymanız gerekir yani buraya. Buraya 2 koyduğunuz zaman 1 bölü 2 kök 2 geldi. Demek ki bu da yanlışmış. Doğru cevap Adana'ymış. Evet 20. soru gerçekten çok güzel bir soru türevle ilgili. Hem türevin geometrik yorumu ile ilgili bir soru hem de maksimum minimum problemleri ile ilgili bir soru. Dik koordinat düzleminde y eşittir x kare artı 2x artı 3 parabolünün üzerinde bulunan 0, 3 noktasından bir teğet doğrusu çiziliyor. Şimdi bakın geometrik yorumda bu teğet doğrusunun denklemini yazacak kadar veri varsa hemen lütfen o teğet doğrusunun denklemini bir yazın. Sonra gerisini okur soruyu çözersiniz tamam mı? Şimdi doğru denklemi yazmak için bana nokta ve eğim lazım. Noktamız belli zaten. 0'a 3. Eğimin de teğet olduğu için türevden bulacağım tabii ki. Y'nin türevi ne yapıyor? 2x artı 2 yapıyor. Bunda da apsisi yerine yazdığım zaman teğetin eğimi gelecektir. Demek ki teğetin eğimi 2 2'ymiş. Peki eğimi 2 olan 0'a 3'ten geçen doğru denkleminde y eşittir mx artı n formülden yazabilirsiniz. Buradaki m zaten eğimdir. Gidip eğimi yerine koyuyorum. y eşittir 2x artı n geldi. Sonra da bu noktanın x'ini y'sini yerine koyuyorum ve n'i buluyorum. x 0 y3 3 eşittir 0 artı n'den bu doğrunun eli 3'müş. Tamam o zaman denklemim y eşittir 2x artı 3'müş. Tamam teğetin denklemini yazdım. Şimdi sorunun devamlı okuyalım. T doğrusunun üzerinde bulunan bir p noktası ile parabol üzerinde bulunan eksi 1 2 noktası arasındaki uzaklığın en küçük değerini aldığı durumda x0 ne olur diye soruyor. Şimdi gençler bakın ÖSYM de bunu yapıyor. x0'lar, y0'lar öğrencinin kafasını karıştırıyor. Siz x0, y0 gördüğünüz yerde lütfen a, b alın oldu mu? Bana da a'yı soruyor. Hatta sorulanda koyalım. Şimdi bu teğet üzerinden bir nokta almışım. Yani bu teğet doğrusunun üstünde olan bir nokta. Gidip yine x yerine a, y yerine b yazıp buradan bir denklem çıkarabilirim. Demek ki b eşittir. 2a artı 3'müş. Tamam kalsın. Şimdi bu nokta ile bu nokta arası mesafenin en küçük değeri istiyor. Burada maksimum minimum problemleri devreye giriyor. Maksimum minimum problemlerinde ne en küçük ya da ne en büyük ise harf vererek, değişken vererek o fonksiyonu oluşturmanız lazım. Mesela hacim mi en büyük olacak? Hacim formülünü harf vererek oluşturmanız lazım ya da bir şeyin alanı mı en büyük olacak? Kenarlara harf vererek alan fonksiyonu yazmanız lazım. Burada da uzaklığın en küçük olmasını istiyor. İki nokta arası uzaklık formülü. Yani karekök içinde Apsislerinin şu a ile eksi 1'in farkı a artı 1'in karesi yapar. Artı b ile de 2'nin farkı b eksi 2'nin karesi yapar. Tamam. Benim fonksiyonum bu. Büyük f diyeyim. Bunun minimum değeri isteniyor. Şimdi türev alacağım ama iki değişkenli türev alamazsınız. Burada gördüğünüz gibi iki değişken var. Hem a var hem b var. Maksimum minimum problemlerinde ikinci adımda bu oluşturduğunuz fonksiyonu tek değişkene bağlarsınız. Nasıl yani? Bu fonksiyonun hepsini ya A'lı yazacağım ya da hepsini B'li yazacağım. Önemli olan bir tanesinin yok olması. Fark etmez hangisinin yok olacağı. Bunu da nereden yapacağım? Tabii ki burada B eşittir 2A artı 3 bulmuştum. Gittim B yerine 2A artı 3 yazdım. Ne oldu fonksiyon? A artı 1'in karesi artı 2A artı 3 eksi 2'nin karesi oldu. Tamam bunları açalım şimdi bir. A kare artı 2A artı 1. Bu 2A artı 1 yaptı. Onun da karesini alıyorum. 4A kare artı 4A artı 1 oldu. Bunu da toparlayalım. Kare kök içinde 5A kare artı 6A artı 2 yaptı. Şimdi bunun en küçük değerini bulmanız için bunun türevini sıfır eşitlemeniz lazım. Şimdi işleminizi kolaylaştıracak bir tüye vereceğim ama çok dikkat edin. Sadece maksimum minimum problemlerinde bakın sadece maksimum minimum problemlerinde kare köklü bir fonksiyon gerirse bunun uzun uzun türevini almanıza gerek yok. Sadece içinin türevini almanız yeterli. Bakın ama sadece maksimum minimum problemlerinde. Hani normal bir türe sorduğu zaman güzel güzel baba baba türevinizi alacaksınız. Ama problem çözerken bir kare köklü fonksiyonla karşılaşırsanız bunun türevini sıfıra eşitlemeniz gerekiyorsa sadece içinin türevini almanız yeterli. O zaman 2'yi başa indiriyorum Ona artı 6 0. Demek ki buradan da a sadeleştirerek yazıyorum. Eksi 3 bölü 5'miş. Bana da A soruluyordu gördüğünüz gibi. Yani cevap Adana. Çok güzel bir tekrar sorusu oldu bakın. Hem geometrik yorum var hem maksimum minimum problemi var. Bir sürü de tüyo verdim size. Geldik 21. soruya. A ve B gerçel sayı olmak üzere bize bir parçalı fonksiyon verilmiş. Ve bu fonksiyon her x gerçel sayısı için türevlenebilirse. Türevlenebilmesi için gençler bir fonksiyonun mutlaka o noktada sürekli olması gerekiyor. Ve o noktadaki sağdan türevi soldan türevine eşit olmalıdır. Şimdi bu fonksiyonun zaten türevlenemeyebileceği tek nokta kritik noktası eksi 1'dir. Çünkü bunlar birer polinomdur ve polinomlar tüm gerçel sayılarda sürekli fonksiyonlardır. Dolayısıyla bunun türevinin olamayabileceği tek nokta eksi bir noktasıdır. Yalnız soru diyor ki her gerçel sayı için türevlenebilir diyor. Biz gidip her sayıyı incelemeyeceğiz tabii ki. Bu cümlede aslında gizli bir şey var. Burada x eşittir eksi 1'de türevlenebilir demek istiyor. Ha, o zaman türevlenebilmesi için o noktada sürekli olması gerekiyor. Süreklilik için de limit almamız lazım. Ama kısa yoldan eksi 1'i ilgilendiren yerlerde x yerine eksi 1 yazıp birbirini eşitleseniz olur. O zaman sol tarafta gidip x yerine iki fonksiyonda da eksi 1 yazıp birbirini eşitliyorum. Eksi a artı b eşittir eksi a eksi 1 artı 2b yaptı. Burada eksi a'lar birbirini götürdü. b de artı 1 geldi. Tamam sürekliliği kontrol ettik. Şimdi sağdan soldan türevlerine bakacağım. Hemen yanına bu fonksiyonların türevlerini alıyorum. İlk fonksiyon türevi a olur. İkinci fonksiyon türevi 3a x kare artı 1 olur. Şimdi eksi 1 de sağdan soldan de birbirine eşit olması için türevlerde de x yerine eksi 1 yazıp birbirine eşitlemeniz lazım. Burada x olmadığı için direkt a alıyorum. Burada eksi 1 yazıyorum. 3a çarpı eksi 1'in karesi artı 1 oldu. a eşittir 3a artı 1 oldu. Eksi 2a eşittir 1 oldu. Demek ki a da eksi 1 bölü 2 ymiş. Bana da bu ikisinin çarpımı soruluyor. A eksi 1 bölü 2, B de 1'di. O zaman cevap eksi 1 bölü 2'ymiş yani Adana. Geçtik 22. soruya. A pozitif gerçel sayı olmak üzere y eşittir x kare eğrisinin x eşittir a'nın absesi noktasındaki teğeti x ekseni ve y eşittir a doğrusu arasında kalan üçgensel bölgenin alanı 54 birim karedir. Şimdi hemen bir teğet lafı duydum ve ben hemen denklem yazarım. Sonra soruyu düşünürüz. Şimdi x eşittir a noktasındaki t'ye için bir önce bir nokta bulmam gerekiyor. Gittim x yerine a yazdım. apsisi a. Ordinata a kare geldi. Hemen bunun türevini aldım. y'nin türevi 2x Hangi noktadan geçen teğetin eğimini istiyorsanız türevde o noktayı yerine koymanız lazım. Demek ki teğetin eğimi 2A'ymış. O zaman eğimi 2A olan ve bu noktadan geçen doğrunun denklemi lazım. O da y eşittir mx artı n formülünden. M yerine 2A yazıyorum çünkü eğim 2A çıktı. Sonunda bu noktayı yerine koyup x yerine a, y yerine a kare verip n'i buluyorum. A kare eşittir 2A çarpı A artı n'den. n de eksi a kareymiş. O zaman n'i de yok ediyorum. Demek ki teğetin denklemi 2ax eksi a kareymiş. Şimdi bu doğru x ekseni ve y eşittir ax doğrusu arasında kalan üçgensel bölgenin alanı verilmiş. Bunları isterseniz gelin bir çizelim. Şimdi a'nın pozitif olduğunu unutmayın. Şimdi teğetin denkleminde x'e 0 veriyorum. y'si eksi a kare geliyor. Demek ki şurada bir yerde eksi a kare de kesecek. Şimdi y'ye 0 verirsem 0 eşittir 2ax eksi a kare gelir. A kareyi karşıya attım eşittir 2ax olur bir a'lar gider. X'i de a bölü 2 noktasında kesiyormuş. Tamam. A bölü 2 de burada olsun. İlk doğrumu çiziyorum. Şimdi sıra geldi y ax doğrusuna. A pozitif bir sayı olduğu için y ax orijinden geçen bir doğrudur. Şöyle bir doğrudur. Şimdi x ekseni yeşil doğru ve kırmızı doğru arasında kalan üçgeni görebildiniz mi? Şu morla boyadığım üçgenden bahsediyor. Bu üçgenin alanı 54'müş. Peki bu üçgenin alanını nasıl buluruz? Hemen kesişim noktası gözüme çarptı. İki fonksiyon varsa mutlaka o fonksiyonların kesişim noktaları bulunur. İki fonksiyonun kesişim noktası da bu fonksiyonları birbirine eşitleyerek ya da ortak çözüm yaparak bulunur. Bunların ikisi de y eşit olduğu için 2ax eksi akareyi gidip ax'e eşitliyorum. Akareyi bu tarafa ax'i bu tarafa attığım zaman 2ax eksi ax eşittir akare geldi. Ax'te a kare oldu. Demek ki x'e a olan noktada kesişiyorlarmış. Demek ki bu noktanın absesi a'ymış. Hemen ordinatını da bulalım. Ordinatı da gidip ya burada ya da burada iki denklemden birinde yerine yazıp bulabilirsiniz. Hemen burada yerine yazıyorum. y eşittir 2a çarpı x yerine de a koyuyorum. Eksi a kareden y eşittir a kare geldi. Tamam bunun da ordinatı a kareymiş. Şimdi bu üçgenin alanı bulmanız için şu taban, bu da yükseklik olduğu için bunları çarpıp ikiye bölmeniz gerekir. Burası a bölü 2 birim, burası da ordinattan a karedir. O zaman a bölü 2 çarpı a kare bölü 2 üçgenin alanıdır. Ve bu da 54 olarak verilmiş. Bunu düzenlersem a küp bölü 4 eşittir 54 olur. A küp de 216 yapar. Bu da altın kübü olduğu için demek ki a 6'ymış. Evet içinde yok yok yani sorunu maşallah çöz babam çöz bitmiyor. Ama sınavda da bu tarz uzun çözümlü sorular geliyor gençlerim. O yüzden işlem kondisyonunuzun çok sağlam olması lazım. Yani uzun süre sorudan kopmadan işlem yapabiliyor olmanız lazım. Geldik 23. soruya. Çift katlı bir kökü eksi 1 ve baş katsayısı 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı px polinomu için 0'dan 1'e integral px dx 0 olarak verilmiş. Buna göre p 0 kaçtır deniyor. Şimdi çift katlı bir kökü eksi 1 ise bu px'in içinde mutlaka x eksi eksi 1'in parantez karesi olmalıdır. Başka sayısı 1 olduğu için buraya 1 yazıyorum. Yalnız derece kadar mutlaka kök vardır gençlerim. Burada çift katlı kökü verilmiş. Yani 2 tane kök verilmiş. Ama derece kadar kök olduğunu bildiğim için burada bilinmeyen bir kök daha var. Ona da x eksi a diyorum. Bunu da bir düzenliyorum. Px eşittir x artı 1'in karesi çarpı x eksi a oldu. Şimdi buraya yazıp integralini alacağız ama bunu bir açmam gerekiyor. Çarpımın integrali yok çünkü x kare artı 2x artı 1 diye bu açıldı çarpı x eksi a. Buradaki çarpmayı da yapmam gerekiyor. Teker teker bunları dağıtıyorum. X küp eksi a x kare artı 2x kare eksi 2a x artı x eksi a geldi. Tamam, şöyle bir düzenlersek bir tane x küp şu ikisini x kare parantezine alırsam artı 2 eksi a x kare olur. Şu ikisini de x parantezine alırsam 1 eksi 2a x olur. Bir de eksi a'sı var. Tamam şimdi sıfırdan bire integral alıp sıfır eşitleyeceğim. Sıfırdan bire x küp artı 2 eksi a x kare artı 1 eksi 2 a x eksi a dx sıfırmış. Tamam başlıyorum integral almaya aşağıya. x üzeri 4 bölü 4. 2 eksi a çarpı x küp bölü 3 artı 1 eksi 2 a çarpı x kare bölü 2 eksi a x oldu. Bunu da 1 ve 0 vereceğim. 1 veriyorum. 1 bölü 4. Artı 2 eksi a bölü 3 artı 1 eksi 2 a bölü 2 eksi a oldu. Sıfır verince hepsi gidiyor. Hepsinde x'li bir terim var çünkü. Tamam bunun değeri sıfırmış. O da buradan geldi. Paydaları 12 ile eşitlersem şöyle sol tarafa geçiyorum. 3 artı 8 eksi 4 a artı 6 eksi 12 a eksi 12 a eşittir sıfır geldi. Bunu da toparlarsam eksi 28 a artı 17 geldi. Bu da sıfırsa demek ki A neymiş gençler? 17 bölü 28'miş. Tamam A'mızı bulduk. Şimdi sorularına geçelim. P0 soruluyor. Şurada Px'in denklemini oluşturmuştum. Gidip burada x yerine 0 veriyorum. Ne sorduğuna bakıyorum. Demek ki P0 burası 1 oluyor zaten gidiyor. Burada da 0 olduğu için eksi A'yı eşitmiş. E A'yı da 17 bölü 28 bulmuştum. O zaman cevap eksi 17 bölü 28'miş. Yani denizli. Uzun ama kolay bir soru. Yani bir soru uzadıkça zorlaşmaz gençlerim. Sadece daha uzun olur. Polinomun denklemini yazıp integralini aldım. Değerleri koydum. Bilinmeyeni buldum. Sonra da sorulanı buldum. Bu kadar. Geçtik 24. soruya. İntegralde alan sorusu. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki şekli anlatmış tamamen sözel olarak. Buradaki alanlar AB olmak üzere A artı B 20 ise bilinmeyen olan M kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın bir integral sorusuyla karşılaştığınız zaman hemen lütfen gözünüz şuralara gitsin. Bakın burada bir kesişim noktası var. Burada bir kesişim noktası var. Hatta burada da bir kesişim noktası var. Ve bunların hepsini bulmanız lazım. Yani i̇şinize yarasın, yaramasın. Hepsini lütfen bulup üstüne yazın. Tamam önce bu noktayla başlıyorum. Bu kesişim noktasını bulmak için şunların denklemleri birbirine eşitlemem lazım. mx kare eşittir 9 m ise m pozitif bir gerçel sayı dediği için sadeleştirme yapabilirim. x kare 9 olur. Buradan da x 3 ya da eksi 3 gelir ama birinci bölgede sadece 3 var. Demek ki buranın absesi 3'müş. Tamam şimdi buraya geldik ama buranın absesi belli zaten. O yüzden burayı pas geçiyorum. Şimdi burayı bulacağım. Bunun için de şunun denklemi yani y eşittir mx kare de bunun denklemi Y eşittir m'yi ortak çözmem lazım. O zaman mx kare eşittir bu sefer m yapıyorum. Yine m'leri sadeleştirebilirim. x kare 1 oldu. x de buradan 1 oldu. Tamam buranın apsisi de 1'miş. Şimdi bana a ile b'nin toplamının 20 olduğu verilmiş. Şimdi bu bulduklarımla hem a'yı hem b'yi Bulabilirim. Şimdi önce A'yı buluyorum şöyle sol tarafa. Şimdi A'yı bulmak için A'nın sınırlarını belirlemeniz lazım. Bakın bir sınır 2, bir sınır 3. O zaman 2'den 3'e bir integral açıyorum. Bu A alanı iki eğri arasında kalan alandır. Bunu da bulmak için üstteki eğrinin denkleminden alttaki eğrinin denklemini çıkarırsınız ve integralin içine yazarsınız. O halde yukarıda 9m var, üstte kalan 9m, aşağıda kalan mx kare. Tamam, bu integral bana A'yı verecek. Hemen bulalım. 9m'nin integrali 9mx'tir. Eksi mx karenin de integrali mx küp bölü 3'tür. Buna şimdi 3 ve 2 yazacağız. 3 yazıyorum 27m. Eksi 9m. Eksi 2 yazıyorum 18m. Eksi 8m bölü 3 geldi. Tamam. Demek ki a toparlarsam 8m bölü 3'müş. Tamam. Şimdi aynı şekilde b'yi bulacağım. B'yi de bulmak için yine sınırları belirlemeniz lazım. Burada bakın soldaki sınırı 1. Sağdaki sınırı 2. Tamam o zaman B içinde 1 ile 2 arası bir integral açıyorum. Üsttekinin denkleminden alttakinin denklemini çıkararak integralin içine yazıyorum. Üsttekinin denklemi bu sefer mx kare oldu. Alttakinin denklemi m oldu. mx karenin integrali mx küp bölü 3'tür. m'nin de integrali mx'tir. Buna 2 ve 1 yazacağız şimdi. O zaman 8m bölü 3 eksi 2m eksi m bölü 3 eksi m oldu. Bunu da toparlarsak b 4m bölü 3 geliyor. Tamam. Şimdi gidip bulduğum a ve b değerlerini denklemimde yerine yazıp m'yi bulalım. O zaman 8m bölü 3 artı 4m bölü 3 eşittir 20'ymiş. Buradan 12m eşittir 60 yapar. m de 5 yapar. Demek ki doğru cevap edilmeymiş. Geldik 25. soruya. Çıkmış bir sorunun benzeri olan çok güzel bir integral sorusu. Bize bir f fonksiyonun türevinin Eşiti verilmiş. F0, 2 ise F2 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu soruyu yine iki yoldan yapacağız. Birincisi direkt burada integral alacağım. Bu Fx oluyor zaten. Burada birin integrali X'tir. Artı C tabii ki. X 1'den büyükken. Üçün de integrali 3X'tir. Ama buna C yazamazsınız. Yukarıda C var. Aynı C değil bunlar. Buna da ne diyelim? C2 diyelim. X 1'den küçükken. Şimdi buradan F0'ın 2 olduğunu biliyorum. F0'ı bulmak için 0'ı X 1'den küçükken çalışan fonksiyonda yerine yazmanız lazım. O zaman x yerine 0 yazarsam buradan c2 gelir ve c2 2 olarak verilmiş. Tamam c2'yi buldu. Buradaki c'yi bulacak herhangi bir veri yok. Açık açık vermemiş bunu. Ama yukarıda çok önemli bir kelime var. Bu gerçel sayılarda sürekliymiş. Bir fonksiyon sürekli ise gençler soldan limiti sağdan limitine eşittir. O zaman bu bir noktasında da mutlaka sürekli olacaktır. Sürekliliği de kısa yoldan test etmek istiyorsanız bu 1'i gidip 2 fonksiyonda yerine yazıp çıkanları eşitlemeniz gerekir. O zaman 1 artı C, 3 artı C2 oldu. E C2'yi de 2 olarak bulmuştum. O zaman 1 artı C eşittir 5 oldu. Demek ki c de 4'müş. Aman patlamasın C4, yavaş olalım. Bana da F2 soruluyor. F2'yi bulmak için 2 tabii ki birden büyük olduğu için buradaki fonksiyonda 2 yazmanız lazım. O zaman F2, 2 artı C olur. C'yi de 4 bulmuştum. O zaman yerine yazdım. Doğru cevap 2 artı 4'ten 6 olacaktı. Yani Edirne. Şimdi bunun grafikten çözümü çok daha basit. Ama bunun grafiğini çizmeniz gerekiyor. Şimdi x birden büyükken y eşittir 1'i almam gerekiyormuş. Y eşittir 1 doğrusu buradan 1 diyorsam şudur. Ve birden büyükken bu doğruyu alacakmışım. Birden küçükken de y eşittir 3 doğrusunu alacakmışım. 3 burada olsun. Y eşittir 3 doğrusu budur. Demek ki birden küçükken de y eşittir 3 doğrusu türevinin grafiğiymiş. Şimdi bana türevinin grafiği verilmiş. F bir nokta verilmiş ve ikinci soruluyorsa kesinlikle bu iki değer arası integral açmayı düşünmeniz lazım. Hemen 0 ile 2 arası bir integral açıp bunu da içine yazıyorum. F'in türevi x dx oldu. Burada ne olacaktır gençler? Türevi integrali götürecek fx gelecektir tabii ki. Buna da 2 ve 0 yazdığım zaman f2 eksi f0 olacaktır. E f0 2 olarak verilmiş. Demek ki bu integral f2 eksi 2 imiş. Tamam bir kalsın bakalım. Şimdi her belirli integral mutlaka bir alan belirtir. Burada yazdığımız integral şekilde nasıl bir alan belirtiyor gençlerim? x 0 ile 2 arasında bu fonksiyonla x ekseni arasında kalan alanı belirtiyor. Yani burayı belirtiyor. E bu alanı da dikdörtgenlerden bulabiliriz. 1 kere 3'ten büyük dikdörtgenin alanı 3. Burası 1, burası 1 olduğu için küçük dikdörtgenin alanı da 1'dir. O zaman bu ikisini topladım. 4 yaptı. Bu integralin eşiti 4'e eşit olacağı için demek ki bu bulduğum değer de 4'müş. O zaman eksi 2'yi de yolladım. F2 neymiş gençlerim? 6 yani cevap Edirne. Geldik 26. soruya. Gerçekten sağlam bir soru bu. Azıcık uzun ama zor değil. Ve ÖSYM şu kalıbı kullanmayı sever. Şimdi bize bir fx eşittir x küp fonksiyonu verilmiş. Diyor ki 0-1 aralığı eşit uzunlukla en tane alt aralığa bölünüyor. Ve daha sonra her bir alt aralığı taban kabul eden ve yükseklikleri sırasıyla f1 bölüen, f2 bölüen olan en tane dikdörtgen çiziliyor. Şimdi bunları bir çizmemiz lazım. Yükseklikleri f1 bölüense demek ki bu alt aralıkların absisleri 1 n, 2 n, 3 böleyen diye gidiyor. Şurası 1 n olsun. Burası 2 n olsun, burası da 3 n olsun. Ne kadar gittiğini bilmiyorum ama. Yükseklikleri f1 n ne demek gençlerim? Bu noktayı fonksiyonunda yerine koyup onun ordinatı olan şu dikdörtgeni çiziyormuşsunuz. Şu kırmızı dikdörtgen, bir sonraki dikdörtgen, şu kırmızı dikdörtgen, bir sonraki dikdörtgen de bu kırmızı dikdörtgendir. Riemann üst toplama aslında üstü kapalı bir şekilde bunu söylüyor. Şimdi hemen ordinatları da bulalım. fx'imiz x küptü. 1 bölü n'i yerine koydum. f 1 bölü n ne yapar? 1 bölü n küp yapar. O zaman burası 1 bölü n küpmüş. Burası 2 bölü n'i yerine koyuyorum. 2 bölü n'i. Bu da 8 bölü n küp yapar. Demek ki şurası 8 bölü n küpmüş. Burası da o zaman aynı şekilde 27 bölü n küp olacak. Şimdi bu dikdörtgenin yüksekliği 1 bölü n küp genişliği 1 bölü n. O zaman birinci dikdörtgen alanı 1 bölü n küp çarpı 1 bölü n. Yani 1 bölü n üzeri 4'tür. İkinci dikdörtgenin yüksekliği dikkat edin 8 bölü n küp. Yalnız tabanı yine 1 bölü n'dir. 2 bölü n'den 1 bölü çıkarırsanız 1 bölü n kalır. O zaman ikinci dikdörtgenimin alanı da 8 bölü n küp çarpı 1 bölü n. Yani 8 bölü n üzeri 4'müş. O zaman 3.yi de bulmamıza gerek yok. Bakın 1, 2'nin kübü 8. Zaten burada da 27 çıkmıştı. 3. dikdörtgenimizin alanı da 27 bölü en üzeri 4 yapar. Demek ki bu dikdörtgenlerin alanları şöyle gidiyor. 1 bölü en üzeri 4, 8 bölü en üzeri 4, 27 bölü en üzeri 4, nokta 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 artık nereye kadar gittiğini bilmiyorum. Ama bir sayının kübü bölü en üzeri 4 olduğunu biliyorum. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı fonksiyonun 0-1 aralığında x ekseni arasında kalan alandan 11 bölü 100 birim kare fazlaymış. Şimdi fonksiyonun 0 ile 1 arasında x ekseni ile arasında kalan alanı bulalım. 0'dan 1'e x küp de x bu alanı verecektir. Bu da x üzeri 4 bölü 4 yaptı. Buna 1 ve 0 koyarsam 1 bölü 4 yaptı. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı da 1 bölü 4'ten 11 bölü 100 fazlaymış. O zaman 1 bölü 4 ile 11 bölü 100'ü topluyorum. Şunu 25 ile paydasını eşitledim. 25, 11 daha 36 bölü 100. Demek ki bu yazdığım eşitlik 36 bölü 100'e eşitmiş. Şimdi burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Soruda en tane dikdörtgen çiziliyor diyor. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü Burada aküp dediğimiz sayı aslında en olmalıdır. Çünkü en tane dikdörtgen varmış burada. Dikkat edin 1, 2, 3 sonuncusu elinci olacaktır. O zaman elinci olacaksa da burada A yazdığım yer aslında n'dir. O zaman A'yı silip yerine n yazdım. Bunları sadeleştirmiyorum ama. Şimdi bunların payları eşit olduğu için şöyle aşağı inelim. 1 artı 8 artı 27 artı nokta 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 artı en küp bölü en üzeri 4. 36 bölü 100 olarak verilmiş. Burada da dikkat ederseniz birden n'e kadar sayıların küpleri toplamı şu formülle gösterilmiş. O zaman orada verdiği dizi bunun aynısıdır. Gidi formülü yerine yazıyorum. n çarpı n artı 1 bölü 2'nin parantez karesi bölü n üzeri 4 eşittir 36 bölü 100'müş. Bunu açalım. Kareyi dağıtıyorum tepelerine. n kare çarpı n artı 1 üzeri 2 bölü 4 n 4 yaptı. Burada n kareler sadeleşti. n artı 1'in karesi bölü 4 n kare yaptı. Bu da 36 bölü 100 olarak verilmiş. Şu 4'leri sadeleştirirseniz burası 25 olur ve n'in 5 olduğunu görürsünüz. Bakın n yerine 5 koyarsanız 25, buraya 5 koyarsanız 36 geliyor. Demek ki n 5'miş. Gerçekten kalkülü sorusu olmuş yani. Geldik 27. soruya. Bir trigonometri sorusu. Birinin çevresi 28 birim olan, birbirine eş dikdörtgenlerden oluşturulan şekilde alfa açısı veriliyor. Tan alfa eksi 7 bölü 6'ymış. K ile kaçtır diyor. Şimdi buradaki alfa benim işime yaramaz gençler. Bunu bir köşeye taşımanız lazım. Hatta alfa değil, 180'i e tamamlayan açıya yani beta'yı taşıyacağım ben. Bu beta şuraya eşittir. Çünkü bunlar birbirine paraleldir. Bu dikdörtgenler eş oldukları için bir kenarını A, bir kenarını B diyorum. Burası da B oluyor. Şimdi tan alfa Eksi 7 bölü 6 ise bunlar birbirine 180 derece tamamladığı için tan beta da 7 bölü 6'dır. Çünkü birinci bölgede bir açı. Peki tan beta 7 bölü 6 ise şekilden tan beta ne oluyor bir bakalım. B artı A bölü B oluyor. Yani B artı A bölü B 7 bölü 6'ymış. Buradan içler dışlardan 6B artı 6A eşittir 7B oldu. Demek ki B 6A'ymış. Tamam. Bize dikdörtgenlerden birinin çevresi 28 olarak verilmiş. Yani 2A artı 2B 28 ise bunları 2'ye bölersem A artı B 14 yapar. E gidip B yerine de 6A yazarsam A artı 6A 14 yapacağı için 7A 14, A da 2 yapacaktır. Peki A'yı bulduk. Hemen gidip yerine yazıp B'yi bulalım. B de 12 yaptı. Bize i̇şte KL soruluyor. Şurası soruluyor gördüğünüz gibi. Şimdi burası A birimdir zaten. Burası da aşağıdan B geldiği için B eksi A'dır. E bu da yukarıdan B geldiği için şu KL B eksi B eksi A'dır. Yani yine A'dır gençler. Bana üstü kapalı A'yı soruyormuş. A'yı da 2 bulmuştum. Demek ki cevap Adana'ymış. Geçtik 28'in soruya. Bir trigonometrik denklem sorusu. Hemen tanjant, kotanjantları, sinleri, kosları çevirmekle başlıyorum. Sin x, Bölü cos x artı cos x bölü sin x artı 1 eşittir. 1 bölü bunu da açıyorum. 2 sin x cos x. Yarım açıdan açtım. Hemen bir payda eşitleme yapıyorum. Sin x. Buraya da cos x. Hatta bunu da sin x cos x ile eşitliyorum. O zaman sin kare x artı cos kare x artı sin x cos x bölü aşağısı da sin x cos x oldu. Eşittir. 1 bölü 2 sin x cos x'miş. Şimdi sin kare artı cos kare biliyorsunuz 1'dir. Payda da sin x cos x'ler eşit. Sin x cos x eşit olmamak kaydıyla bunları sadeleştirebilirim. Ne kalır? 1 artı sin x cos x eşittir 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2'yi diğer tarafa atarım. Sin x cos x eksi 1 bölü 2 olur. Bunu da tekrar 2 ile çarpıp 2'ye bölersem burası kapanıp sin 2x olur. O zaman sin 2x bölü 2 eşittir eksi 1 bölü 2'ymiş. Şunlar da sadeleşti. Sin 2x eksi 1'miş. Peki sin'i eksi 1 olan açıları düşünelim şimdi. Sin'in eksi 1 olduğu açı 270 derecedir. Bir de bir 360 daha ekleyelim buna. 630 derecedir. Tabi bu 2x olacak. E, 2x 270 ise x 135 olabilir. Bir de 2x eşittir. 630 ise x 315 olabilir. Tamam. Bir daha yazmıyorum. Çünkü x... 360'ı geçemeyecekmiş. Bundan sonra bir tane yazarsanız kesinlikle 360'ı geçeceksiniz. Yalnız bulduğum değerlerin hani sin çarpı kosu sıfırlamamasına bakıyorum. 135'te 315'te asla sin çarpı kosu sıfırlamaz. Ama oradan düşürmesinden size. Demek ki bunların toplamı soruluyor bana. 135, 315 daha da ne yapar gençlerin? 450 yapar. 450 de 5 pi bölü 2'dir. Yani doğru cevap Bursa'ymış.